Bugün aslında zararlı yazılım geliştiren kişiler, grupları incelediğimizde önemli bir gelişme var. O gelişme şu: bütün zararlı yazılımı geliştiren hackerlar artık bir kurum altına girdiler. Bir firma olarak çalışıyorlar. Çoğu danışmanlık firmasıymış gibi gözüküyor aslında firmaların, ama zararlı yazılım geliştirip bunun satışını yapan bir kurum düşünün. Düşünün ki bütün hackerlar tek bir firma adı altında bir şirket adına çalışıyor. Bu şirketin bir pazarlama ekibi var, satış ekibi var. Şöyle bir kampanya yapıyorlar mesela. Diyorlar ki, benden Aralık sonuna kadar zararlı yazılım alırsanız %20 indirim yapacağım. Şimdi bu kadar hani komik bir yere gelmiş durumda. Ve kurumlar, hatta ülkeler bu kurumlarla çalışıyorlar. Bu bir gerçek. Ve şöyle bir olay yaşandı. İtalya'da bir kurum bu tarz zararlı yazılım geliştiren, exploit dediğimiz istismar, bir sıfır gün açığı tespit edip bunun aslında hizmet olarak veren bir kurum hacklendi. Ve bütün müşteri listesi ortaya çıktı. Ve bütün müşteri listesinde içerisinde şöyle bir detay var. Hiç ortaya çıkmamış, hiç bilinmeyen bir takım uygulamalarda ve bir takım işletim sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi. Dünyada örneği yok. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor aslında. Birileri arka tarafta çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, çok ciddi açıklar buluyorlar ve bu açıkları bizim kurumlarımızda, özel sektörümüzde, kamu kurumlarımızda arka kapı olarak kullanıp farkında olmadan bir takım haberleşmeleri sağlayabiliyorlar. Biz burada ne yapıyoruz? Tespit ettiğimiz bu sıfır gün açıklarını sanal gema başlığı altında bir teknolojimiz var. Üreticiler tarafından yayınlanır yayınlanmaz açıklar. Bununla alakalı anında sanal yama kuralımızı devreye alıyoruz. Ve sanal yama da aslında ilgili üreticinin güvenlik yamasını beklemeden Trend Micro'nun yayınladığı yamayı kullanıcı kullanarak, aslında buradaki hikaye tamamen üreticinin lanse ettiği, evet bende böyle bir güvenlik açığı var ve ben bununla alakalı bir çözüm üreteceğim. Ne zaman? 10 gün sonra. Fakat 10 gün boyunca ne yapacaksın kurum olarak? Burada çok ciddi bir açık var. Biz buradaki boşluğu da doldurabiliyoruz. Yani aslında yaptığımız iş yayınlanmış bir güvenlik açığı, bir güvenlik ihlalinin yayınlandığı andan itibaren trendi kullanan kurumlar tarafından korunması. Buna da virtual patching dediğimiz sanal yama teknolojisi diyoruz. Önemli bir, güvenlikte önemli bir aslında boşluklardan bir tanesi.